kapalı suspansiyon olarak 29 gündür görevdeyiz. Bundan önce 55 günde kapalı direnişteydik. Sırf sendikalı olduğumuz için, anayasal hakkımızı kullandığımız için ben ve 3 arkadaşım, sonra 2 arkadaşım, toplam 5 kişi işten çıkartıldı. 55 gündür direnişte bulunduk, kapalı önünde haklarımızı aradık. Ondan sonra 29 günde görevdeyiz. Aynı zamanda ben burada iş yerinde baş temsilciydim. Milletin kanunlarına göre atanmış bir baş temsilciydim. Her şeyim yapılmıştı ama ona da işveren sendika istemediği için bizleri işten çıkarttılar. Buradaki 80 arkadaşımızla beraber 29 gündür kapının önündeyiz. Karda, soğukta. Ekmeğimiz için bekliyoruz. Ekmeğimiz için mücadele ediyoruz. İşverenden sendikayı tanıması ve insan onunla yakışık bir şekilde çalışma ortamı ve sosyal haklar vermesini istiyoruz. Aslında çok bir şey de istemiyoruz. İşçilerimizden şartları belli. Ama bir türlü yanaşmıyor. Bir adım atmıyor. Biz de bekliyoruz. Bugün 29. gün. Ve devam ediyoruz. Merhaba arkadaşlar. Ben Sarım Kaymaz. Bizim dışarı çıkma sebebimiz işverenin toplu sözleşmeye yanaşmaması. Artı sendikalı oluşumuzdan dolayı bazı arkadaşlarımızın işten çıkarılışı ve bundan dolayı biz dışarı çıktık. Arkadaşlarımızın içeri almaması durumunda biz içeri girmeyi düşünmüyoruz. İşverenin bu toplu sözleşmeyi imzalaması gerekiyor. Toplu sözleşmeyi imzalamazsa biz içeri girmeyi düşünmüyoruz. Artı bir de biz daha iyi şartlarda yaşamak istiyoruz. Çocuklarımızı daha iyi bir gelecek yaratmaya çalışıyoruz. Bunu işverenin düşünmesi gerekiyor. Bir de artı içerideki şartlar da çok ağır. Bize ikinci sınıf muamelesi yapılıyor içeride. Ben Bilal Bişen, Zonguldak Hakkı'yım. Biz burada ekmek mücadelesi veriyoruz. İçerideki çalışma şartlarımız çok kötü. Yanık yağ dumanı ve kötü ağır malzeme kaldırıyoruz. Ve kaldırdığımız malzemeler bizi fıstık getiriyor. Ve ben bir ameliyat geçirdim. Ve bir de bel fıtığım var. Şu anda 31 yaşındayım ama 55 yaşında adam gibi bir halim var. Çünkü çalışma şartlarımız çok kötü. Yani bu süreçte yasal grevimiz var. Greve çıktık. Ve bizden önce atanan arkadaşlarımız var. Onların içeri alınması gerekiyor. Çünkü haksız yere atıldılar. İşveren bu konuda bilinçli veya bilinçsiz davranıyor. Yönlendiriliyor. Bunun önlenmesi lazım. Ve bütün işçilerin hakları verilip içeri girip düzgün bir şekilde, sağlıklı bir şekilde çalışma ortamı istiyoruz.